yine. Kaldığımız yerden devam. Zaten ben iki videoyu birleştireceğim. Güzel bir YouTube videosu olacak. YouTube'a atacağım. İstediğin zaman izleyin. Öyle de olacak yani. Anlamadım. Mesela Selinay Admit katıldı. Kim bu Selinay? Sizin arkadaşınız mı? Evet. Büyütmek istiyorum. Nasıl büyütüyorum bunu? Hocam büyümüyor. Neyse, önemli değil. Neyse, kaydediyor muyuz? Kaydediyoruz. Devam edelim. Demek oradan yapmak lazımmış. Var mı bir sorunuz burada? Bakın, müzekker, müzekker, müennes, müennes, tekil, ikil, çoğul uyumu olacak. Mübteda, haber arasında sayı ve cinsiyet açısından uyum olacak. Yazalım buraya bakın. Mübteda ve haber arasında sayı ve cinsiyet uyumu olmak zorundadır. Şuraya yazayım. Burada bakın tekil tekil, ikil ikil, müzekker müzekker, müennes müennes, hepsinde uyum var. Üç oğlu. Cemaat kalabalıklaşıyor. Evet. Anlamadım. Ve cinsiyet uyumu olmak zorundadır. Sayı ve cinsiyet uyumu olmak zorundadır. Evet. Ettedribu s-salisi aşara. Yani 13. alıştırma. Ecip cevaplandır. Ecibi anil esiletil etiyeti. Aşağıdaki soruları cevaplandır. Bil istimal müsenna. İkil kullanarak diyor. Aşağıdaki soruları cevaplandır. Kem kalemen indeke. Kaç kalemin var? Kem kalemen indeke. Kaç kalemin var? Sesim geliyor mu yazayım? Geliyor muymuş bir sorsanız. Sesiniz geliyor hocam. Geliyormuş. Tamam. Tamam tamam anlaşıldı. Evet. Kem kalemen indek? Kaç kalemin var? Kem kalemen indek? Ne diye cevap vermişiz? Indi kalemen. Çünkü iki kullanarak cevap verin diyor değil mi? İki ile cevap verin. Benim iki kalemim var. Indi kalemani. Benim iki kalemim var. Kem kitaben indeke. Yani kaç kitabın var? İki kitabım var demek için ne demek lazım? Indi kitaben. Yani benim iki kitabım var. Indi kitaben. İki kitabım var. Kem sebburaten fi faslikum. Ne demek? Kem sebburaten yazı tahtası demek. Fi faslikum sınıfınızda. Kaç sınıfınızda kaç yazı tahtası var? Sınıfımızda diyeceğiz şimdi bakın. Ben burada mesela indeke diyoruz. Indi benim yanımda. Benim var. Fi faslikum sizin dediğinize göre ne diye cevap vereceğiz?
Bizim sınıfımıza dememiz lazım. Ne, yani nasıl diyeceğiz? Fi faslina. Şuradan bir klavye ekleyelim. Evet, cemaat kalabalıklaşıyor. Evet, kem, bakın şurada harekelerini de düzgün yazayım ben. Fi faslina. Fi faslina. Fi faslina sebburatani. Sebburatani. Bu ikille ne yap? Elif'le ne yapıyoruz? İki yapmış olduk. Kem riyalen indeke. Senin yanında el-an, şu anda el-an, an itibariyle demek. An, Türkçe'ye girmiş. An itibariyle kaç riyal var? Ya Leyla, ey Leyla, yanında şu anda kaç riyal var? Leyla ne demesi lazım? İki riyalim var demesi lazım. Indi riyalani. Indi riyalani. Benim iki riyalim var. Kem uhten leke ya Ali? Kem uhten leke? Senin kaç erkek kardeşin var? Pardon, uhten, kız kardeşim. Erkan desek. Ama iki kız kardeşim var diye cevap vermemiz lazım. Li uhten, iki kız kardeşim var. Li uhten. Demek ki cevap verirken de mesela böyle cevap veriyoruz. Konuşmasını da öğreniyoruz bir yandan. Değil mi? Birisine senin kaç paran var, işte kaç kardeşin var, kaç işte bir şeyin sayısını sorarken böyle soruyoruz ve cevabını böyle alıyoruz. Sonra ne diyor? Kem ammen neke ya amine. Ey amine. Kem ammen. Kaç amcan var? Leke. Sana ait. Yani senin kaç amcan var? Li ammani. Benim iki amcam var. Bak, lekelere li diye cevap verdik. Küm diye cevap sorduysa nahnun, bizim, biz diye cevap verdik. Ama hepsine iki ile cevap verdik. Neyse. Kem sadikan leke ya Muhammed. Ey Muhammed, senin kaç arkadaşın var? Muhammed ne diyor? Li sadikani, değil mi? Li sadikan, benim iki arkadaşım var. Kem taliben cediden fi faslikum. Sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Kem taliben, kaç öğrenci? Nasıl öğrenci ama? Yeni, cediden, bakın sıfat. Sıfat tamamlamasında da uyum oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tekil tekil, nekra nekra, mansup mansup, müzekker müzekker. Yani sıfat tamamlamasında dört açıdan uyum oluyor. Bakın bu taliben olmuş değil mi? Bu da cediden olmuş. Bu müzekker. Bakın bu da müzekker. Bu başında elif lam yok. Bu da elif lam yok. Bu tekil, bu da tekil. Sıfat tamamlamasında dörtlü bir uyum oluyor. Fi faslina talibani cedidani. Sınıfımızda vardır. Sınıfımızda ne vardır? İki yeni öğrenci vardır. Arkadaşlar yalnız burada mesela bu sorulara cevap veriyoruz ya. Müpteda haber ayrımı yapalım mı? Yapmak gerekiyor bak. İlk defa göreceğiniz bir şey bu. Evet. Şimdi arkadaşlar
Türkçesini yapın bakalım. Ken taliben cediden fiil hasıl. Sınıfınızda kaç yeni öğrenci var? Ne diye cevap verdik? Fiil hasıl ne? Sınıfımızda vardır. Ne vardır? Taliben cediden. İki yeni öğrenci vardır. Normalde var olan ne? Öğrenci değil mi? Arkadaşlar biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Buna biz mukaddem yani pardon yanlış yazdım. Ahar müpteda diyoruz buna. Ne diyormuşuz? Muahhar müpteda. Ne demek muahhar müpteda ya? Yeni çıktı. Yani sona alınmış demek. Sona alınmış müpteda. Yani müpteda ile haber özneyle yüklemin yer değiştirdiği bir cümle oluyor. Sınıfımızda vardır. Sınıfımızda ne vardır? İki yeni öğrenci vardır. Peki şu ne oluyor? Buna da biz mukaddem haber diyoruz. Normalde haber önce gelmez değil mi? Mukaddem ne demek olabilir? Öne çekilmiş. Öne alınmış. Öne alınmış haber diyormuşuz buna. Mukaddem haber yani öne alınmış haber. Müpteda ile haber. Peki ne farkı var? Öne çekince ne oluyor? Mesela iki yeni öğrencini nerede diye sorsam ben size. İki yeni öğrenci sınıfta deseniz. Nasıl dersiniz? Et-talibani cediden fi faslin dersiniz. Mesela eynet-talib öğrenci nerede? Et-talibu fi faslin. Yani öğrenci sınıfta. Ama sınıfa girdiniz, baktınız, tanımadığınız bir kişi var. Bir öğrenci var. Ne dersiniz? Fistab bir talib. Sınıfımızda bir öğrenci var. Tanımıyor mu? Elif nam takısı gelmediği zaman bilmediğimiz birisi çıkıyor. Benim iki, tabii burada bilmemek değil sadece, marife nekli olması. İnsan arkadaşını, amcasını, kardeşlerini bilmez mi? Bilir, bilmemek değil. Başında elif lam olmaması. Biz oraya takılıyoruz. Başında elif lam varsa baş alıyoruz. Yoksa almıyoruz. Bir de bakın bunlar ne? Harf-i cer değil mi? Bakın. Li, indi, fi. Tabii kapatın. Evet. Bu konuyu ileride göreceksiniz. Bu ayrı bir ünite konusu. Öne alınmış müpteda, sonra bırakılmış haber falan. Bu sonradan göreceğiniz bir konu. Konusu geldiği zaman ayrıntılı göreceksiniz. Şimdi kulak dolgunluğu olsun. Söyledim ve geçtim. Tamam? Ettedibur Rabi'a aşarı 14. alıştırma. Undur ilal haridati zihniyeti. Zihin haritasına bak diyor. Lil ismin müfredi vel müsenna. Yani tekil ve ikil isme ait zihin haritasına bak diyor. Hangisini? Hiçbir şey yapmadım da. Sonradan atacağım. Toplatacağım dersten sonra. Hatta ben bunları böyle mesela birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders diye ekran görüntüleriyle tek bir PDF yapıp bu sefer çorba oldu yani. Bütün dersler birbirine geçti. Sarf, nahiv birbirine karıştı. İşte sarf birinci ders, nahiv beşinci ders gibi ayırarak göndermeyi düşünüyorum. Yani tabii tercüme yaptıklarımı. Böyle daha faydalı olur. Şimdi karıştı, çorba oldu yani. Bulana kadar değil mi? Evet, el ismu min haythul adedi diyeceğiz buraya. Min haythul adedi. Adet ne demek? Sayı açısından. Müfret ve müsenna diye ikiye ayrılıyor. Ve cemi var bir de. Cemi sonraki dersin konusu. Yedüllü ale, müfret neymiş? Yedüllü ale vahidin ev
vahidetin, yani müzekker veyahut da müennes tekil isimlere işaret eden kelime değil mi? Müsennane yedülle ala itneyni evl isneteyni, yani müzekker veyahut da müennes ikil varlıklara işaret ediyor. Bu müzekker veyahut da müennes tekil varlıklara, bu müzekker veyahut da müennes ikil varlıklara işaret ediyor. Müzekkere örnek, mesela tabip diyebiliriz değil mi? Tabip. Ona da ne demiş? Tabibe. Müennese örnek. Tabiben isne. Müzekker nasıl yapıyoruz? Müsennayı nasıl yapıyoruz? Elif nun veyahut da ne getiriyoruz? Eyni şeklinde. Eni, eyni. Eni ve eyni getiriyoruz. Müennese örnek. Şuradan kopya çekelim. Tabibe tani veyahut da tabibe teyni. Anlaştık mı? Tabibe tani, tabibe teyni. Bazı durumlarda tabibe tani, bazı durumlarda tabibe teyni. Peki hangi durumlarda tabibe tani, hangi durumlarda tabibe teyni? Biliyor muyuz? Biliyoruz. Evet, şuradan biliyoruz. Her derste açtığım bir tabloyu yine açacağım. Nereye gitti ya? Nereye gitti? Evet, burada. Bakın, ismin merfu hali, ismin mansub hali, ismin mecrur hali dedik değil mi? İsmin üç hali vardı. Elif, ikillere bakalım. İkil kelimeler elif ile merfu oluyormuş, ya ile mansub oluyormuş, yine ya ile mecrur oluyormuş. Mesela bunlar mübteda olsa elif ile merfu oluyor. Haber olursa elif ile. Öyle mi? Bir bakalım isterseniz. Gerçekten bakın. Mübteda değil mi bunlar? Elif ile merfu olmamış mı? Hepsi elif ile merfu olmuş. Başına harfi cer gelse ne olacak? Y ile mecrur olacak. Pardon şu. Y ile mecrur olacak. Mef'ulün bir olsa y ile mansup olacak. Veyahut da hal olsa y ile mansup. İnnen ismi olsa y ile mansup. Kânen haber olsa y ile mansup. Şununla mansup, bununla mansup. Gidecek bir sürü mansuplar var. Ha, hiç göremiyor musunuz siz? Nasıl? Ben fotoğrafını çeker gönderirim ya. Evet. Neyse. Bekleyen var mı acaba? Bekleyen yok değil mi? Tamam. Yani cümledeki durumuna göre bazen elif nun, bazen yeğenim olacak. Mübteda olursa elif nun, başka bir şey olursa mesela yine elif nun diyelim. Haber olursa elif nun. Fiil cümlesinin fail olursa elif nun. İster müennes ister müzekker fark etmiyor. Devam ediyoruz. Konu bitti mi ya? Bitti. Enva'un cem'i. Kaçıncı ders bu? 6. ders. Tamam. Çoğul türleri yani. Ne demekmiş bu?
Çoğul türleri. İlk önce şu kaideden başlayalım, kurallardan. El cem'u ismun yedullu ale ekter min ithneyn ve ithneteyn. Bir isimdir. Nasıl bir isimdir? İşaret eden bir isimdir. Ne işaret eden? İki. İster müzekker, ister müennes. İkiden fazla varlıklara işaret eden bir isimdir. Tamam? Müzekker veyahut da müennes ikiden fazla varlıklara işaret eden isimdir. Enva'ul cem'i telâfetun. Çoğul türleri. Enva'ul cem'i çoğul türleri demek. Değil mi? Az önce yazdık. Selâsetün. Üç tür. Bunlar neymiş bakalım. Cem-i Bekker salim, Cem-i Mühennes salim. Bir de ne var? Cem-i Teksir. Bakalım var mı? Kuralsız çoğul. Cem-i Bekker salim, Cem-i Mühennes salim. Bakın bu koru. Gördünüz mü? Zaten siz bunu epey önceden gördünüz zaten. Cem-i Bekker salimi, Cem-i Mühennes salimi ve kuralsız çoğulu gördünüz. Cem-i Zekker Salim Vavnun ve Yenun'la çoğul yapılıyor. Cem-i Mühennes Salim Eğetün veyahut da Eğetin ile şey yapılıyor. Kuralsız çoğulunda kural yok. Herhangi bir kalıbı yok. 20-30 tane kalıp var. Hangisiyle geleceği belli değil. Bunları tek tek göreceğiz şimdi. Cem-i Zekker Salim bir. İsmun yedulale ekterim isneyni akleyni. Akıllı ikiden fazla neymiş? Akıllı İkiden fazla varlıkları işaret eden ama neyle? Bi ziyadeti vavnun ev yanun. Vavnun ve yanun ekleyerek vavnun veyahut da yen ekleyerek ama ne şartla? Bile tagyirin fi müfredihi. Tekilin herhangi bir değişiklik olmaksızın yani tekilinde değişiklik olmaksızın vavunun veya yenun ekleyerek vavunun veya yenun ekleyerek akıllı müzekker ikiden fazla varlıklara işaret eden isimdir. Anladık mı arkadaşlar? Hareketün nuni meftuhatun daimen. Nun harfinin ne dediniz? Böyle mi işte? Doğrudur yani. Öyle oluyor. Evet. Harfin harekesi. Bu muzari fiilde mi bahsetti? O bununla o aynı değil ama.
Gerçi o da çoğul yapıyor da harekesi. Daima devamlı olarak. Daimen daima demek. Türkçeye geçmiş bir kelime. Nedir? Fethalıdır. Fethalı. Nasıl fethalıdır? Bakın. Une, iğne, iğne. Nun'un harekesine bakın. Nun'un harekesinde bir değişiklik yok. Ama ikillere bakın. İkiller de kesra. Gördünüz mü? Ben nasıl ayırt edeceğim hocam? İkille çoğulu. Birisinde eni, eni, eyni. Öbürküsünde une, iğne, iğne. Nun'larda bir değişiklik yok. Nun'lar yani bizim anlamamızı sağlıyor. Ayırt etmemizi sağlıyor. Muallim, muallimun, muallimin. Muallim, tek bir öğretmen. Muallimun veyahut da muallimin, öğretmenler. Cem müennes salim. Biraz kopya çekeceğim. Cem müennes salim nasıl oluyormuş? Ve ma delle ala ekser min ithnetayn. İkiden fazla varlıklara işaret eden müennes varlıklara işaret eden kelimedir. Bi ziyadeti elifin ve ta'in fil ismin müfret. Yani tekil ismin sonuna elif ta ekleyerek. Etin, etün veyahut da etin ekleyerek yani öyle diyelim. Hı? Tabii. Cem müennes salim. Ne demek? Kurallı dişi çoğul demek. Bu kurallı erin çoğul. Cem müennes salim ne demek? Kurallı. Bakın Cem müzekker salim kurallı. Erin çoğul demek. Eril. Bu da dişil. Değil mi? Cem müennes salimde kurallı dişil çoğul oluyor. Türkçesinde bilmek lazım değil mi? Cem müzekker salim, cemi müennes salim. Evet, ne demiş Cem'imiz Enes Salim? Mâdelle alâ ekter min ithneteyni. Müennes, ikiden fazla varlığa işaret eden. Biziyet elif ve te fil müfred, fil ismin müfredi. Tekil isme elif te ekleyerek dune tagyirin fi müfredihi, tekilinde herhangi bir değişiklik olmaksızın iki müennes ikiden fazla varlıkları işaret eden isimdir. Tamam. Cem müennes salim. Tekilinde herhangi bir değişiklik olmaksızın tekil isme elif te ekleyerek müennes ikiden fazla varlıklara işaret eden isimdir. Evet, el müfredül tenbih, intebih ne demek? Annem bana tenbih etti. Duydun mu? Heh, uyardı demek. El müfredül müsenna ellezî yentehî bi te tuhsefu te'uhu indel cem'i. Yani te ile biten müennes tekil isim min te'si çoğulda düşer. Örnek mesela kelimetün
El müfred el müsenna ellezî yenteyi bitene demek. T ile biten kapalı T ile. Müennes ismin sonundaki ta çoğul yaparken indem cem'i çoğul yaparken ne yapar? Atılır. Tuhzefu ne demek? Silinir demek. Çıkartılır demek. Hasfedilir. Yapılırken atılır. Kelimetün tek bir kelime. Kelimatün kelimeler demek. Cem'u teksir. Kırık çoğul. Cem'i teksir. Ne demek bu? Kuralsız çoğul. Yani kırık çoğul. Hatta şuraya. Kırık çoğul da derler buna. Yani ne demek bu? Kuralsız çoğul. Kuralsız kırık çoğul nasılmış bakalım. 3. وَمَا دَلَّ عَلَى اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنَ مِثْنَتَيْنِ Müzekker veyahut da müennes ikiden fazla varlığı işaret eden مَا تَغْيِرٍ فِي سِيغَةِ الْمُفْرَدِ Yani tekilinin biçiminde, şeklinde değişiklik yaparak şöyle diyeceğiz. Tekilinin şeklinde. Yani ne demek? Harf ve harekelerinde. Veya harekelerinde bir değişiklik yapılarak evet, müzekker veya müennes ikiden fazla varlıklara işaret eden isimdir. Anlaştık mı? Diyeceksiniz burada 5 satırlık şey mi yazıyor? Öyle yani. Mesela talibun kelimesi tek bir öğrenci değil mi? Ne yapmışız? Tullabun. Talip, tullab. Talibun, tullabun. Bakın harekede harfler değişiklik var mı mesela? Talibun, t harfinin harekesi neydi? Fetaydı. Bakın tu oldu. T harfinden sonra bir elif vardı. Gitti. Lam harfinden sonra hareke elif yoktu. Geldi. Lam harfinin harekesi kesraydı. Fetaya dönüştü. Bakın. Yani tamamen değişti. Yani başka bir kelime oldu sanki. Değil mi? Yani harf ve hareke değişikliği yapılarak müzekker veyahut da müennes ikiden fazla varlıkları işaret eden isimdir. Mal ne demek? Para demek. Emval, paralar. Beyt, ev değil mi? Buyut, evler gibi. Gelelim başa. Ce'el muallimûnel mâhirûn. Becerikli öğretmenler geldiler. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Cem müzekker salim sadece erkekler için kullanılıyor. Ama cem müennes salim kadınlar için de kullanılıyor, bayanlar için de kullanılıyor ya da dişi varlıklar için de kullanılıyor. Aynı onlarda. Bunların yanında mesela seyyaratun kelimesinin çoğulu seyyaratun. Veyahut sebburatun kelimesinin çoğulu sebburatun. Öyle de oluyor yani. Sadece şey değil yani, neydi onun adı? Yani insanlar için kullanılmıyor. Ama Cem Müzekker Salim %98 insan erkekler için kullanılıyor. Vav'ın gördüğümüz yer her zaman mesela saatler gibi bazı şeyler var mesela. İnsan dışındaki varlıklar için kullanıldığı da oluyor Cem Müzekker Salim'in ama %1'dir o. %1'dir yani genel olarak.
Bena el mühendisun el bina. Bena bina ettiler. Kim el mühendisun? Mühendisler bina ettiler, inşa ettiler. Neyi inşa ettiler? Mühendisler yapıyı inşa ettiler. Mühendisler yapıyı ne yaptılar? İnşa ettiler. Bakın vav'unla ne oldu? Bakın burada fail oldu değil mi bunlar? Fail. Neyle fail oldu arkadaşlar? Failler nedir? Merfudur değil mi? Cem Müzekker Salimler neyle merfu oldu? Vav'la merfu oldu. Gördük mü? Burada benel mühendisune. Mühendisler fail oldu değil mi? Yani bak bunlar fiil. Yani yüklem. El muallimun ne oluyor peki? El mühendisun? Tabii. Bu ikisi ne oluyor? Fail oluyor. Bunun sıfatı nasıl mühendisler? Bu sıfat. Nasıl mühendisler? Becerikli mühendisler. Burada bina kelimesi ne oluyor? Bu biraz farklı. Sen olduğun yerde dur. Bina ne oluyor burada bina? Buna da biz ne diyoruz biliyor musun arkadaşlar? Mef'ul bih diyoruz. Değil mi? Mef'ul bih neydi? Mef'ulün bih neydi biliyor musunuz? Belirtili nesne. Olabilir mi? Olabilir. Veya belirtisiz nesne. Veya dolaylı tümleç değil mi? Veya edat tümleci. Hangisi? Bir kural var mı bunun? Yok. Neye göre değişiyor bu? Cümlede sizin Türkçe cümleyi tercüme ediş tarzınıza göre değişiyor. Siz ismin E haliyle tercüme ederseniz dolaylı tümleç olur. İsmin İ haliyle tercüme ederseniz belirtili nesne olur. Mesela ile tercüme ederseniz edat tümleci olur gibi. Bu Türkçe'ye tercüme ediliş tarzına göre değişir. Evet. Ra'eytun nacihine fil imtihani. Ra'eytu. Ben gördüm. Kim gördüm? Ben gördüm. Bakın bu da fail değil mi? Bakın bu fiil. Yüklem. Ben kimi gördüm? Ben gördüm. Bakın burada fiil. Tü. Kim gördüm? Ben gördüm. Burada tü nedir? Tabii ki özne değil mi? Fail. Ben kimi gördüm? En-nacihine. Mef'ulün bih gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi mef'ulün bihler mansup mudur? Mansuptur değil mi? Bakalım. İki kelime, Cem Zekker Sahibler neyle mansup oluyormuş? Bak mef'uller mansuptur diye yazmışım diye. Cem Zekker Sahibler neyle mansup? Ya ile mansup. Bakın. Neden ya ile oldu? Neden u ne? U ne oldu? İ ne oldu? Yani necihune idi.
Şimdi Türkçesi ne oldu? Türkçesini anlayalım ya. Türkçesini anlamadım ama sınavda başarılı olanları ne yaptım? Gördüm değil mi? Kim gördüm? Ben gördüm. Bakın. Too fail. Ben kimi gördüm? En-Nacihin. Başarılı olanları gördüm. Nerede? Fil imtihan. Yani sınavda başarılı olanları gördüm diyoruz. Nazartu. Burada mef'ulün bir ya ile mansub oldu diyeceğiz. Diyeceğiz daha demedik. Diyeceğiz. Nazartu ilel amiline fil müsteşfe. Nazartu baktım demek. Yani nazartu baktım. Ben nereye baktım? İlel amiline. İşçilere baktım. Ya da çalışanlara baktım. Fil müsteşfe. Hastanede. Çalışanlara baktım. Burada nazar nedir? Fiil değil mi? Nazar fiil. Tü tü nedir? Yine fail. Ben kime baktım? İlel amiliğine. İşçilere ya da çalışanlara baktım. İle ne yapar arkadaşlar? İle ne iş yapar? Harficerdir değil mi? Harficerler ne yapar? Yönelme de yani harficerler kendisinden sonraki kelimeyi ne yapar? Kesralı yapar değil mi? Ya da mecrur yapar. Peki bu neyle mecrur olmuş? İsmi üçüncü haline çevirir. Cem Müennes Sahibi, Cem Müzekker Sahibi neyle mecrur oluyor bakın? Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Bakın el amiline ya ile mecur diyeceğiz arkadaşlar. Dedik mi? Demedik daha. Diyeceğiz. Konusu geldiği zaman diyeceğiz. Burada mesela bu mef'ulün bir ya ile mansup diyeceğiz. Yani şunu kullanacağız yani. Ya ile mansup, ya ile mecrur diyeceğiz. Vav ile merfu diyeceğiz. Failler nedir? Merfu mudur? Failler merfudur. Ne ile merfudur? Vav ile merfudur. Yani Cem Müzekker Salimler merfudur ama neyle merfu? Yani ben onun fail olduğunu nereden anlıyorum yani? Biz Türkçe'de bir kelimenin öz olduğunu nereden anlarız? İsmin yalın halde gelmesini anlarız. Öğretmenler geldiler bakın. Yalın halde. Özne. Kim geldi? Öğretmenler. Yalın halde. Öğretmenleri gördüm dersin. İyi hal olur. O gibi öğretilmesin. Öğretmenlere baktım dersen dolandırmış olur. Türkçe'de nasıl ismin beş hali varsa Arapça'da ismin üç hali var. Merfu, mansup, mecrur. Yoksa bizim ya veyahut da başka birinin cümlenin öğelerini ayırması mümkün değil. Yani ben bunun mansup gelmesiyle görülenlerin başarılı olanlar olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Ya da bunun vavla gelmesini, yani özne olduğunu ben bunu nereden anlıyorum? Fail olduğunu. Babından anlayın. Başka bir anlama ihtimalimiz yok. Arapça böyle. İlel amiline fil müsteşfe. Evet. El ümmehâtu rahîmâtun. Gelelim Cem Müennes Salimlere. Anneler nedir? Merhametlidir. Anneler merhametlidir. Bakın müptedâ haber değil mi? Bu ne? Haber. Şimdi bu Cem Müennes Salim. Cem Müennes Salimler nasıl İrab alıyor?
Damme ile merfu, kesre ile mansup ve kesre ile mecrur oluyor. Cem Mühennes Salimler. Arkadaşlar bu sayfa o kadar önemli ki. Bu sayfayı anlayın. Yani gidin yani. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Yani bana deselerdi ki Arapçayı bir sayfaya sığdır, ben bunu yapardım. Yani o kadar önemli bir şey. Bakın müpteda haber nasıl geldi? Bakın bunda bir de tenmin de alıyor ha. Elif lam geldiği zaman tenmin gidiyor. Elif lam su olursa tenmin geliyor. Cem Mühennes Salimler öyle bir özelliği var. Ce'etit tabibatu. Bayan doktorlar geldiler. Burada bayan yazmıyor tabii ama. Siz onu anlıyorsunuz. Bayan doktorlar geldiler. Gelenler bakın bu fiil. Yani yüklen. Değil mi? Bu da nedir? Fail. Değil mi arkadaşlar? Peki failler merfu mudur? Birinci halde gelir değil mi? Cem Mühennes Salimler nasıl merfu oluyormuş? Öyle diyoruz arkadaşlar. Failun merfuun bit dammet diyoruz. Anlaştık mı? El buyutu kebiratun. Evler büyüktür diyor. Evet. Şu ne demek? El mesacı fi Türkiye kefiratun. Türkiye'deki mescitler, Türkiye'de mescitler çoktur. Yani camiler demek istiyor yani. Biz mescit deyince aklımıza küçük işte ne bileyim alışveriş merkezindeki küçük şeyler aklımıza direkt ufak camiler. Ama mescit deyince mesela el mescidine haram diyoruz. Mescide haram, mescide böyle bir minnonluk, mescitlere de mescid deniyor. Yani bizim cami dediğimiz zaman içerisinde cuma namazı kılınan cami kastediyoruz Türkiye'de. Yani Arap dünyasında sadece mescid deniyor, geçiniyor. Ya da mescidin cuma diyorlar, cuma mescidi. Ya da el mescidin camiye diyorlar aynı zamanda. Çoktur, kefiratun. Çoktur. Ne oldu ya? Nereye gitti? Çoktur. Çok olan nedir? Mescitler çoktur değil mi? Yani el mescidü ve buyutu kelimeleri ikisi beraber nedir? İkisi beraber nedir arkadaşlar? Müpteda değil mi bunlar? Müpteda. Kesirat, kebiratun büyüktür. Kesiratun çoktur. Şu kebiratun ve kesiratun bu haber. Buradaki kesiratun haber. Bir şey sormanız gerekiyor burada. Ne sormanız lazım? Şimdi evler ve mescitler değil mi? Büyük, bunlar çoğul mu? Nasıl çoğul bunlar? Bunlar 40 çoğul yani kuralsız çoğul. Peki arkadaşlar. Mescitler ve evler çoğul olduysa bunların da çoğul olması gerekmiyor mu? Kebiratun ve kesiratun. Şöyle bir kural yazacağız. Gayri akil. Duydunuz mu? Bilmiyorum ben böyle bir şeyi.
gayri akil varlıkların çoğulları ne kabul edilir? Müfret müennes kabul edilir. Gayri akil varlıkların çoğulları. Gayri akil ne demek? Akıllı olmayan demek. Akılsız varlıkların çoğulları. Yani insan dışındaki varlıkların çoğulları. Cansız veyahut da soyut varlıkların çoğulları. Müfret müennes kabul edilir. O yüzden bunların sıfatları da bakın. Müfret müennes gelir. Tekil gelir yani. Tekil ve müennes gelir. İlerinin konusu bu da. Devam edelim. Evet. Ettedribul evvel. Yani birinci alıştırma demişiz. Ne var orada? Ha, buraya atlamışız. Pardon. Tatbik atlamışız. Enva'un cem'i. Çoğul türleri. Cem müzekker salim, cem müennes salim, cem teksir. Mesela alimune. Alimine. Bilginler demek. Alimler. Amilune amiline. İşçiler. Müslimune müslimine. Müslümanlar. Değil mi? Bakın. Amilatun. Amilatin. Bayan işçiler, kadın. Tabibatun, tabibatin. Kadın doktor, bayan doktorlar. Talibatun, talibatin. Bayan öğrenciler. Evet. Ulema'u. Alimler. Bu da alimler demek bakın. Bu kuralsız değil mi? Etibba'u. Erkek doktorlar. Tullabun, bu da öğrenciler, erkek öğrenciler. Tamam. Bu ikisi kurallı, şu üçüncüsü kuralsız. Ettedribul evvel, birinci alıştırma. Da'a da'il hata ev sahih binaen ala sıhhati cem'il esma'il atiyeti. Sizde cem'u mu cem'i mi? Yeni basımlar nasıl? Evet, sıhhati cem'il esma cem'i olacak. Tamam, cem'il esma'il atiyeti. Yani aşağıdaki isimlerin çoğullarının doğruluğuna göre doğru veyahut da yanlış işareti koyun diyor. Talibun kelimesinin çoğulu böyle mi gelir arkadaşlar? Bunun çoğulu nasıl gelir? Nasıl gelir? Tullabun diye gelir. Doğrusu nasıl geliyormuş? Talibetün olsaydı talibat olurdu. Duyduk mu? Sahafiyyun gazeteci demek. Sahafiyyun doğru mu? Doğru tabii ki. Müslimun müslimune doğru mu? Doğru. Seyyaratun seyyaratun doğru mu? Doğru. Ya ben bunu niye yanlış yaptım ya? Pardon. Seyyaratun seyyaratun doğru. Tabibetun tabibatun. Bu da doğru. Anlamları ne biliyor musunuz? Bilmediğiniz bir şey var mı?
Safiyyün gazeteci demek. Gazeteci, gazeteciler. Müslüman biliyorsunuz. Seyyaratun araba. Tabibetun bayan doktor. Geçtik mi? Bence geçtik. Evet. Ettedribu's-sani ikinci alıştırma. İhtar seç el cevabe sahiha. Doğru cevabı seç. Li cem'i kulli min el esma'in atiyeti. Aşağıdaki her bir ismin isme ait doğru cevabı seç diyor. Aşağıdaki her bir ismin çoğuluna ait doğru cevabı seç. Bunu yazayım bari. Aşağıdaki her bir isme ait doğru her bir ismin çoğuluna ait. Ha. Ait doğru cevabı işaretleyiniz. Seçiniz ya da. Seç. Aşağıdaki her bir ismin çoğuluna ait. Aşağıdaki her bir ismin çoğuluna ait. Doğru cevabı seç. Mısriyün kelimesi Mısırlı demek değil mi? Mısırlı. Bunun çoğulu nasıl gelir arkadaşlar? Elif nun mu yenun vavnun elif nun mu vavnun mu yoksa eliften mi? Yenun yok ki. Vavnun demek istiyor. Y'den sonrası nasıl bakacaksınız? Şu şeddeli Y'den sonrası önemli. O zaman ikili olur. Mısri yani iki Mısırlı demek. Mısriyatun bayan Mısırlılar demek. Mısırlı kadınlar demek. Mısriyune Mısırlılar işte Mısırlılar. Mısırlı erkekler. Bu kadınlar oluyor. Anladık mı? İki Mısırlı erkek oluyor bu. Tamam? Bize ne lazım? Bu. Salihun. Salih insan demek. Bunun çoğulu nasıl gelecek? Salihun değil mi? Salihler, salih kullar, salih insanlar. Allah'ın sevgili kulları gibi anlamı geliyor. Evet. Türkiyetün, Türk vatandaşı demek. Türk. Türk veyahut da ya da Türk vatandaşı. Bunun çoğulu nasıl gelir arkadaşlar? Etrakun Türkiyune, Türkiyatun, Türkiyune. Bence ikisi de olur. Türkiyatun veyahut da Türkiyun. Etrak, Türkler demek. Bu kırık çoğul olur. Bu da kural çoğul olur. İkisi de kullanılıyor. Kitabın, kitap kelimesinin çoğulu nedir? Kitaben, iki kitap. Kütübine. Tövbe yarabbim, bu yeni çıkmış galiba. Kütübine. Yok öyle bir şey. Öyle bir kitap, öyle bir kelime yok yani öyle bir şey. Arapçanın literatüründe hiçbir şeyinde yok. Tamam.
Talibetün, kız öğrenci. Bunun çoğulu nasıl yaparsınız? B mi? Talibetün, değil mi? Elif, varakatun, yaprak demek. Varakani, varakatani, evrakun. Varakaten ikil. Varakani diye bir kelime olmaz çünkü o T gitmez. Ne olacak o zaman? Evrak, evrak. Hiç duymadın mı? Evrak. Yaprak. Veyahut da kağıt hiç. Defter yaprak, evrak var. Resmi evrak duymadınız mı ya? Hocam, resmi dedim ya hani bir şey gidiyor, gitmiyor diye. Gitmez tamam. Ama bu işte kırık çoğul bu. Kırık çoğul yani. Kırılıyor yani. Kelimenin her bir şeyi değişiyor. Harf ekleniyor, harf çıkartılıyor. Hareke ekleniyor, hareke çıkartılıyor. Harekesi değişiyor. Her bakımdan değişiyor. O yüzden o kurallı çoğulda. Varakatun deseydi olurdu bak. Varakatun olmuyor. Onun çoğu böyle gelmiyor. Seyyaratun, seyyaratun olmuyor. Tamam bak. O kurallı. Ama bu kuralsız. Evet. Çoğu türlerine ait zihin haritasına bak diyor. Undur, undur ilel haritatı zihniyeti li enva'il cem'i. Çoğu türlerine ait zihin haritasına bak diyor. Anlıyor muyuz arkadaşlar? Bir kağıda bir şey yazıp imza atabilir misiniz şöyle? Tarihini yazıp. Müfret, müsenna, cem demiş. El isim min haythul adet. Ne demek el isim min haythul adet? Min haythul ne demek? Min haythul. Ne demek biliyor musunuz? Açısından demek. Bu kelime çok geçti. Bilmeniz lazım değil mi? Bu kelime çok geçti. Yani sayı açısından isim. Müfret, müsenna, cem. Enva'un cem'i, cem'i türleri. Cem-i zekker salim, cem-i menne salim, cem-i teksir. Buralarda tarifleri var. Yedül ala ekser min isneyni akileyni bi ziyadet elif ve nun ve evyanun. Yukarıdakilerin aynısını tekrar etmeye gerek yok. Yani vavunun ve yanun ekleyerek akıllı ikiden fazla varlığa işaret eden isimdir. Alim, alimun, alimin gibi. Cemmenne salim yedül ala ekser min isneyni bi ziyadet elif ve te. Elif ta ekleyerek ister akıllı ister akılsız ikiden fazla varlığa işaret ediyor. Müennes varlığa işaret ediyor. Yani %60'ı insanlar için, kadınlar için kullanılırken, bayanlar için kullanılırken diğer varlıkların çoğulları da böyle gelebiliyor. Mesela sepuratun, sepuratun, seyyaratun, seyyaratun gibi oluyor yani. O yüzden cem müennes salime elif ta ile çoğul da deniyor. Elif ta çoğulu. Elif ta ile çoğul yapıyor. Bu da kuralı tabii. Ama şunun kuralı yok. Bir kelimeyi hangi kelimeden çoğul yapacağınızın kuralı yok. Yani kuralın kuralı yok. Şu kelimeler kesinlikle şundan çoğul yapılır diye bir kural yok. Evet. Cem-i teksir. Kuralsız çoğul. Yedüllü ala ekter min isneyni evisneteyni ma tağyiri fi şekli kelime. Kelimenin şeklinde değişiklik yaparak iki veyahut da daha çok ikiden daha çok müzekker ve müennes isme işaret eden kelimedir. Talimun, tullabun, tullaben, tullabin gibi bakın. Siyah yok mu ya? Ya da mavi? Evet.
El ulema'u verasetul enbiya'i. Yani alimler peygamberlerin varisleridir. Ne açıdan varisleridir? Bilgi açısından. İlim açısından yani. Yani peygamberliği onlara miras bırakmıyor. Sadece ilmi miras bırakıyor. Yanlış anlamayın yani. Bir insan alim olabilir ama peygamberin ilmini insanlara anlattığı için varis oluyor. Of, cümleye bak. Bunu tercüme edeceğiz. İstahrı Cem-i Müzekker Salim'de nasıl eti? Aşağıdaki parçadan Cem-i Müzekker Salim'leri istihraç edin. Yani çıkarın. Buradan kaydı durdurabiliyorsunuz. Aşağıdaki parçada Cem-i Müzekker Salim'leri çıkarttınız. Çıkarttınız. Ebi mühendisun ve ya'melu fil ma'al mühendisin. Babam bir nedir? Mühendistir. Ve ya'melu ma'al mühendisin. Ve mühendislerle birlikte çalışıyor. Ya'melu çalışıyor. Lerle birlikte çalışıyor. Tamam. Zehebtu ila şirketi ebi. Babamın şirketine gittim. Babamın neredeki şirketine? Fi vasatil medineti. Babamın şehrin ortasındaki şirketine ne yaptım? Gittim. Babamın şirketin ortasındaki şirketin ortasında. Vasat. Durumlar nasıl? Vasat. Vasat ne demek? Hayır, orta. Orta şekerli yani. Nasılsın? İyi işte, vasat. Diyoruz ya, Türkçe'ye geçmiş bir kendine. Gittim. Ortasındaki şirketine gittim. Vecettül mühendis, vecettü buldum. El mühendisine vera'e mekatibihim. Mühendisleri buldum diyor. Vera'e arkasında demek. Mekatibihim bürolarını arkasın ya da nasıl diyeyim? Masalarının arkasında ya da ofislerinin arkasında buldum. Ne oldu? Ofislerinin mühendisleri ofislerinin arkasında, yani nasıl anlatayım ben size? Katip değil o, mekatip o. Şimdi hani gider girersiniz mesela bankaya girersiniz ya. Bankada ne denir ona ya? Yok ya, o masanın arkasında bulunuyor. Yani. O da mühendislerin çalışmış oldukları ofis işte. Ofiste ama böyle bir tane pencere olur, arkasında çalışıyorlar yani. Neyse işte ofislerin arkasında bulunuyor. Orası da
Güzel düşünmemişler abi. Arkasında buldum. Neyse önemli değil yani. Ofislerinin arkasında buldum. Ve fil mektebi bir ofiste muvazzafun. Bir ofiste vardır. Ne vardı? Muvazzafun. Görevliler bulunmaktadır. Bir ofiste görevliler bulunmaktadır. Ra'eytur rassamin. Ressamları gördüm. Ve başka kimi gördüm? Ve ummeren işçileri gördüm. El muhtassin. Uzmanlaşmış işçiler gördüm. Min benna'in ve dehanin. Yani yapıcı ve boyacılardan uzmanlaşmış işçiler ve ressamlar gördüm diyelim. Şöyle diyelim. Ressamları ressamları bir gün yapı ve boya ustalarından müteşekkil ustalarından hani nerede müteşekkil? Var mı orada müteşekkil? Min diyor ya arkadaşlar, min. Onu ben uydurdum yani. Müteşekkil işçileri gördüm. Oluşan yani, oluşan işçileri ne yaptım? Ra'eytü gördüm. Kim gördüm? Ben gördüm. Kimi gördüm? Ressamin. Ressamları gördüm. Bakın mef'ul bih olmuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Mef'ul bihler mansup mudur? Mansuptur. Cem-i Zekker Salimler neyle mansuptur? Neyle mansupmuş? Cem-i Zekker Salimler ya ile mansup. İşçileri gördüm. Küllü vahidin her biri ya'rifu amelehu. Her biri işini bilmektedir. Ve yu'til müdiru, yu'ti verir. Kim? El müdir, müdür verir. Müdür ne verir? El ta'limatil lazimete. Yani gerekli talimatı verir. Yönergeleri verir. Kime? Lil muvazzafin. Müdür gerekli talimatı görevlilere gerekli talimatı verir değil mi? Müdür gerekli talimatı görevlilere verir. Niye be yeşkura dedi ya? Sizde de yeşkura mı? Yeşkura. Niye yeşkura olacak bu? Yeşkura olması için bir sebep yok. Yeşkura olacak mı? Ve yeşkurul muvazzafin. Müteavinin. Yeşkuru teşekkür eder. Müteavinin birbirlerine yardım edenlere demek. Yardımlaşanlara teşekkür eder. Teşekkür eder. Yardımlaşanlara teşekkür eder. Sümme yaudu sonra döner. Sümme sonra demek. Yaudu döner. Nereye döner? İle amelihi sonra işine döner. Sonra işine geri döner. Bizden ne istediler arkadaşlar? Cem-i Müzekker Salimleri işaretlememiz istedi. İşaretleyelim bakalım. Ma'al mühendisin. Cem-i Müzekker Salim mi? Evet. Sonra yine mühendisin. Bir tane daha var burada.
Sonra başka ne var? El muvaddafun. Sonra ressamin. Hepsi bunlar ne? Cem müennes salim. Cem müzekker salim. Yanlış söyledim. El muhtassin. Cem müzekker salim. Benna'in. Yapıcılar demek. Yapı ustaları. Benna. Yapı ustası demek. Bina eden kişi demek yani. Dehhanin. Dühnün boya demek. Dehhan de boyacı demek. Dehhanin ne demekmiş? Boyacılar. Küllün ya'melu, küllü vahidin ya'rifu amelu, işini bilir. Ve yu'til müdürü, müdür verir. Ne verir? El-talimatil lazimete, gerekli talimatı verir. Lüzumlu. Kime verir? Lil-muvazzafin, bakın. El-muvazzafin. Ve yeşkül mutavavinin, birbirlerine yardım edenlere teşekkür eder. Evet. İşaretlediklerimiz nedir? Cem müzekker salimler. İstihraç etmiş olduk böylece. Evet. Ettedribu sadis. Altıncı alıştırma. Bitti mi? Bitmedi ya. Bitmez. Daha var mı? Oo, daha çok. Arkadaşlar, ben size birkaç ödev vereyim. Mesela bunları yapın. Aşağıdaki tabloyu doldurun diyor. Kelimeler ikili tekil çoğullarını yazacaksınız. İkil ve çoğullarını. Cem müzekker salimse cem müzekker salim, cem müennes salimse cem müennes salim. Yani müzekkeri müzekker, müennesi müennes çoğul yapacaksınız. Sonra ihtaril kelimati sahihate. Doğru kelimeyi seç diyor. Burada öyle diyor. Bunu da seçeceksiniz. Hangisi doğruysa mesela. Bunları tekil mi, ikil mi, çoğul mu olduğuna bakacaksınız. Anlamlarına bakacaksınız. Hem anlam hem de dil bilgisi açısından uyup uymadığına bakacaksınız. Bunun için ne yapmanız lazım? Sözlüğe bakmanız lazım. Bu ikisini yapmaya çalışın. Nasıl? Bunlardaki şeyleri bulabilir misin? Cem müennes salimleri işaretleyin mesela. Elif T ile bitenleri işaretleyin burada da. Tercümesini beraber yaparız. Burada da altı çizili kelimeleri çoğula çevirin diyor. Cem müennes salime çevirin diyor. Burada ne istiyor? Cümleler diyor. İlk önce ikile, sonra da çoğula çevirin diyor. Burada kırık çoğulları bulun diyor. Ben bir dahaki derse bunun hepsinin tercümesini yapar öyle gelirim arkadaşlar artık yani. Burada da mesela kelimelerin iki tekil çoğullarını yazın diyor. Ve türünü bildirin diyor. Müzekker müennes mi? Onu bildirin diyor. Neyse. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.